Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifim var arkadaşlar. Tavada patatesli gözleme yapacağım arkadaşlar. Çok güzel oluyor gerçekten. 5 bardak unum var. 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Toplamda 3 su bardağı su ekleyeceğim ama önce 2 su bardağını ekliyorum. Sonra 1 su bardağını da yavaş yavaş ekleyerek yoğuracağım. Ben makinede yoğuruyorum bugün. Siz isterseniz elde de yoğurabilirsiniz. Hamurunuz çok güzel yoğrulduktan sonra fark etmez. Ha, makine daha elde. Yoğrulmaya başlayınca suyumu yavaş yavaş ekliyorum, kalan bir bardak suyu. Tam 5 bardak una 3 su bardağı su yeterli geliyor, tam geliyor arkadaşlar. Mayasız yapıyorum hamurumu. Siz biraz pofidik olmasını istiyorsanız böyle bir yarım çay kaşığı kadar maya ekleyebilirsiniz. Hamurum çok güzel yoğruldu. Çok güzel oldu gerçekten. Pürüzsüz bir hamur oldu. Bakın yumuşacık. Ele de yapışmıyor. Şahane bir hamur oldu. Şimdi hamurumu toparlıyorum. Üstünü kapatıp bekletiyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Bu arada iç malzememizi hazırlayacağız. Sizin varsa böyle pratik kapaklar varsa plastikler çok güzel oluyorlar. Hazır kapaklar. 2 tane büyük boy soğanım vardı. Ben bol soğanlı seviyorum gözlemeyi. Siz isterseniz bir tane küçük de koyabilirsiniz. Soğan isteğe bağlı. İyice kavuruyorum. Bir çay bardağı yağda. Ve 3 tane havucum vardı. Güzelce rendeledim onları. Soyup rendeliyoruz. Soğanla çok fazla kızarmadan havucu ekliyorum. İkisi beraber kavrulsun diye. Havuçlarda kaldıktan sonra 4 tane patatesim vardı, orta boy. Haşlamıştım ben. Onları da ezdim, ekliyorum. Eğer siz haşlamak istemiyorsanız rendeleyip suyunu sıkıp içine ekleyebilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra altını kapatabilirsiniz. Ama ben rendeledim. Haşlayıp rendeledim, ezdim iyice. Şimdi onu da karıştırdım. Biraz tuz. 1 çay kaşığı kadar zerdeçal, havuca ve patatese çok yakışıyor, ekledim. Biraz da pul biber, karabiber ekledim. Çok az ekledim karabiber, pul biber. Hamurum da dinlenmiş oldu bu arada. Bakın gerçekten hamur çok güzel oldu. Güzel yoğrulan hamurlar her zaman güzel, daha güzel olur. Daha güzel açılması, her şeyi, kıvamı falan çok güzel olur ha. Böyle mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Yuvarlıyorum. Şekilde görüldüğü gibi. Böyle pürüzsüz olana kadar yuvarlıyorum. Hepsini aynı şekilde, aynı boyutta yuvarlıyoruz ve bir tepsiye dizeceğim arkadaşlar. Üstünü örteceğim. Üstleri kabuk tutmasın diye. Elinizde yapışırsa hafif elinizi unlayabilirsiniz. Una batırıp batırıp. Ama çok fazla un olmasın. Çok un olursa tavada un yanıyor. Hamur da kalın oluyor. Güzel olmuyor. Evet, açmaya başlıyoruz. Çok az un serpiyoruz. Ve açmaya başlıyoruz. Dediğim gibi hamurunuz güzel olursa, güzel yoğrulursa yufkanız da güzel açılır. Hafif hafif un serperek
sertleştirmeden hızlıca açmak lazım. Size iki yöntem göstereceğim tavaya sığması için. İsterseniz büyük yufkalar açabilirsiniz, bölebilirsiniz. İsterseniz küçük küçük yufkalar açıp yuvarlak kapakla kesebilirsiniz. Bakın çok güzel oldu yufka. Daha da ince açabilirsiniz. Çok çok daha ince de açılır. İçine harcımızı koyuyoruz. İsteğe bağlı harcınızı çok veya az seviyorsanız, ne kadar seviyorsanız. Ben bol malzemeli seviyorum. Bol kaşıkla koydum. 2 kaşık içine. Şimdi üzerini kapatacağım. İsterseniz kenarlarından bu şekil kesebilirsiniz ya da böyle de kalabilir, hiç sorun değil. Çok kenarlara hamur kalmasını istemiyorsanız kesebilirsiniz tabii. Şimdi eğer tavanıza sığmıyorsa ortadan ikiye bölebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim ben size. Kenarlarını da parmağınızla batırın, sıkıştırın ki tavada açılmasın. Bir tane daha göstereyim. Çok az un serpiyoruz ki oklavamıza yapışmasın. Eğer çok fazla serpersek hamurumuz kalınlaşır, yufkalarımız kalınlaşır. Gözlemeler güzel olmaz. Şimdi tavanız küçükse nasıl sığdıracağını göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir kapağınız, küçük bir tencere kapağıyla böyle güzel şekiller verebilirsiniz, kesebilirsiniz. Porsiyonları da küçük olmuş olur. Daha da güzel duruyor böyle. Ama saçta yapıyorsanız kocaman yufka açıp tek parça halinde de yapabilirsiniz. Ben saçta yaptığım zaman biraz daha büyük yapıyorum. Bu da bu şekli size göstermek için. Bakın bir tane büyük gösteriyorum. Yaptım. Tavanın kenarlarında sıkıştı. Böyle üç tane küçük tavaya tam sığıyor. Çok da güzel oluyor. Şimdi biraz kavrulduktan sonra yağ sürüyorum üstlerine. Çok az böyle fırçayı ıslatıyorum, sürüyorum yağ. Daha lezzetli olsun diye daha güzel oluyor. Çünkü eğer sürmesek biraz yavan olur, kuru olur. Kısık ateşte pişiriyoruz arkadaşlar, her zaman gözlemelerimizi. Yüksek ateşte hem yanar hem de güzel pişmiyor. İçi biraz böyle çiğ çiğ kalıyor. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Lütfen zil bildirimi açıp diğer videolarıma da destek olursanız çok çok sevinirim. Üstleri kızarınca çıkarıyoruz. Zaten içi piştiği için çok fazla yakmaya gerek yok. Kızardı mı çıkarıyoruz. Evet, sonucuları da attım içine.
Biraz yağ sürüp çeviriyorum ve bitiyor gözlemeler. Gözlemeler pişti, harika oldular. Gerçekten çok güzel oldular, yumuşacık oldular. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.